Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz gençler. 12. sınıflarının TYT 58. föyünü işliyoruz. Küresel ortam, ülkeler, bölgeler. Bölge kavramıyla başlıyoruz. Bölge, doğal ve beşeri özellik olarak birbirine benzeyen alanlara bölge kavramı deniyor. Bölgeleri kendi içerisinde şekilsel özelliklerine göre bölgeler ve işlevsel özelliklerine göre bölgeler diye ayırıyoruz. Şekil özelliklerine göre, doğal özelliklerine göre, beşeri özelliklerine göre ve ekonomik özelliklerine göre şekil bölgeleri, işlevine göre ise mülki, kamu, yerel yani yönetimle ilgili olan bölgeler şeklinde ayırabiliyoruz. Hemen bir sorumuz var. Şekilsel özelliklerine göre oluşturan bölge dediğine göre arkadaşlar, yani idari ile ilgili bakın ne diyor? Devlet Su İşleri Müdürlüğü bölgesi diye söylüyor. Şekilsel özelliklerine göre bölgeler, doğal özelliklerine göre bölgelerden başlıyoruz. Birincisi yeryüzü şekillerine göre bölgeler, yani engebelik, dağlık, düzlük alanlar. Dünyadaki dağlık alanlar, kayalık, Ant, Alp, Himalaya, Ural, İskandinavya dağları. Düz yerleri görüyorsunuz, Mississippi, Amazon, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kongo ve Avustralya bölgesi. Türkiye'deki dağlık alanları görüyorsunuz. Özellikle Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesi. Türkiye'deki düzlük alanlar dediği zaman da Türkiye'deki ovalar bunun içerisinde yer alır gençler. İklim tiplerine, bitki örtüsüne ve toprak tiplerine göre bölgeler. Dünyadaki iklim tiplerine göre baktığımızda şu iklim alanındaki bölgeler. Ekvatoral iklim, okyanusal iklim, yağmur ormanları, karışık yapraklı ormanlar, laterit kahverengi topraklar şeklinde ayırabiliyoruz. Türkiye'deki iklim tiplerine göre baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de 4 tane iklim vardır. Buna göre bitki örtüsü vardır. Mesela Akdeniz'de maki, Karadeniz'de karışık orman, ılıman karasalda bozkır, sert karasalda alpin çayır. Buna göre de toprak vardır. Mesela Akdeniz ikliminde tereroza, Karadeniz ikliminde kahverengi, ılıman karasalda kestane renkli, sert karasalda ise çernozyum toprakları gibidir diyebiliriz. Su özelliklerine göre baktığımızda dünyada özellikle okyanus ve akarsu alanları dünyadaki su alanlarıdır. Göl alanlarını görüyorsunuz. Dünyada özellikle Amerika'daki, Doğu Afrika'daki, Orta Asya'daki bölgeler. Türkiye'deki deniz ve akarsular, Türkiye'de bir sürü akarsuyumuz vardır. Göllerimiz vardır. Özellikle göller yöresi. Marmara'nın güneyi ve Doğu Anadolu bölgesi. Doğal afet bölgeleri vardır. Bakıyorsunuz dünyada en çok doğal afetin olduğu yer Güneydoğu Asya kıyıları veya Büyük Okyanus kıyıları biliyorsunuz. Türkiye'deki doğal afetlere baktığımızda özellikle bu fay hattı üzerinde olan Kaf, Daf ve Baf'ın bulunduğu alanlar doğal afet bölgeleri olarak söyleyebiliriz. İkincisi beşeri özelliklerine göre bölgeler yani nüfus ve yerleşim özelliklerine göre dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler vardır. Amerika'nın doğusu, Avrupa, Nil Nehri çevresi ve Güneydoğu Asya kıyıları. Dünyada nüfusun seyrekleşmiş olduğu bölgeler vardır. Çöl bölgeleri, kutup bölgeleri, tundra ve ekvatoral alanlar diye söyleyebiliriz. Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin yoğun olduğu alanlar vardır. Çatalca Kocaeli, Ege kıyıları, Yukarı Sakarya, Orta Karadeniz, Çukurova bölgesi gibi. Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerler vardır. Yıldız Dağları, Sinop çevresi, Ardahan, Sivas, Tuz Gölü çevresi, Muğla, Teke, Taşeli bölgesi ve arkadaşlar Hakkari bölgesi bunun içerisinde yer alır diye söyleyebiliriz. Konut yapımı malzemesine göre arkadaşlar ahşap konutlu, kerpiç konutlu, taş konutlu şeklinde arkadaşlar ayırabiliyoruz. Mesela ahşap ekvator muson okyanusal iklim, kerpiç çöl ılıman okyanusal, taş konut Akdeniz bölgesi diye söyleyebiliriz. Siyasi özelliklerine göre bölgeler mesela Amerika, NAFTA, KEY arkadaşlar gibi askeri bölgeler NATO. Bunları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Sadece neyin olduğunu yorum yapabilirseniz çok rahat bir şekilde çıkıyor bunlar. Çok yoğun bilgi varmış gibi gelebilir. Hiç öyle değil arkadaşlar. İdari özelliklerine göre bölgelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerle yönetilmesi, Türkiye'de Ankara'nın idari başkent olması gibi planlama özelliklerine göre oluşturulan bölgelere baktığımızda Zibak, Yeşilırmak, Tokat, DAP, GAP, KOP yani Türkiye'nin arkadaşlar planlama bölgeleri gibi. Kültür ve dini özelliklerine göre baktığımızda kültür bölgeleri, din bölgeleri, dil bölgeleri vardır. Mesela İslam bir kültür bölgesidir. Müslümanlık bir din bölgesidir. Ondan sonra Ural-Altay dil özelliğine göre oluşturulan bir bölgedir. Ve böylece arkadaşlar föyümüzü bitiriyoruz.
Sizlere kolay gelsin diyorum.